Merhabalar. Bugün sizleri 19. yüzyıl Rus edebiyatının devlerinden biri olan Leo Tolstoy'un büyülü dünyasına davet ediyorum. Onun yaşamına, eserlerine ve toplumsal etkisine yakından bakacağız. Ama başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız başlıyoruz. Leo Tolstoy, 9 Eylül 1828'de Tula'daki Yasyana Polyana Malikanesi'nde doğdu. Aristokrat bir aileden gelen Tolstoy, küçük yaşta hem annesini hem de babasını kaybetti. Bu zorlayıcı dönemler onun hayatında derin izler bıraktı. Kırsal bir bölgede büyüyen Tolstoy, doğa ve köylülerle iç içe bir çocukluk geçirdi. Tolstoy, Kazan Üniversitesi'nde hukuk ve dil bilimi okudu, ancak akademik hayattan hoşnut kalmadı ve eğitimini tamamlamadan üniversiteyi bıraktı. Gençlik yıllarında Tolstoy'un entelektüel arayışları onu felsefe ve edebiyatla daha da yakınlaştırdı. 1850'lerde Tolstoy, Rus ordusunda subay olarak görev aldı ve Kırım Savaşı'nda savaştı. Bu deneyim, onun yazılarına derin bir gerçekçilik ve insan doğasının karmaşıklığını getirdi. İlk büyük eseri Savaş ve Barış, Napolyon'un Rusya seferi sırasında yaşananları destansı bir dille anlatır. 1857'de Avrupa'ya seyahat eden Tolstoy, burada eğitim reformlarına ilgi duydu. Yasnaya Polyana'ya döndükten sonra köylüler için bir okul kurdu ve burada öğretmenlik yaptı. Ailesiyle birlikte çiftlik hayatı süren Tolstoy, yazılarında bu deneyimlerinden ilham aldı. Tolstoy'un diğer büyük eseri Anna Karenina, aşk, ihanet ve toplumsal eleştirilerle dolu bir başyapıttır. Roman, Rus toplumunun sosyal ve moral yapısını derinlemesine sorgular. Anna Karenina'nın trajik hikayesi, insan ruhunun derinliklerini ve karmaşıklığını ortaya koyar. Tolstoy, yaşamının ilerleyen yıllarında dini ve felsefi konulara yöneldi. İtiraflarım ve Diriliş gibi eserlerinde manevi arayışlarını ve toplumsal eleştirilerini derinlemesine işledi. Tolstoy'un eserleri bugün bile insanları etkilemeye ve ilham vermeye devam ediyor. Bugün Leo Tolstoy'un derin dünyasına kısa bir yolculuk yaptık. Siz de yorumlarda Tolstoy hakkında ne düşündüğünüzü ve en sevdiğiniz eserlerini paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, şimdilik hoşça kalın.